İvan Türgenyev, Bıldırcın. Şimdi size anlatacağım olay başımdan geçtiği zaman 10 yaşında kadar vardım. Olay yazın geçmişti. O zaman Rusya'nın güneyinde bir çiftlikte oturuyorduk. Çiftliğin çevresinde birkaç fersah ötelere kadar bozkırlar uzayıp gidiyordu. Yakınlarda ne bir orman ne de bir dere vardı. Pek derin olmayan, fundalıklarla kaplı sel yatakları, dümdüz bozkırı yeşil yılanlar gibi kesiyordu. Bu sel yataklarının dibinde küçük derecikler sızıyordu. Ötede beride en sarp tepelerde gözyaşı kadar berrak sularıyla kaynaklar görünüyordu. Çiğnenmiş keçi yolları oraya gidiyor, suyun önündeki cıvık çamurda kuşlarla öteki küçük hayvancıkların ayak izleri birbirini kesiyordu. İyi su, insanlar kadar onlara da lazımdı. Babam ava düşkün bir insandı. Çiftlik işleriyle uğraşmadığı, havada güzel olduğu zaman tüfeğini alır, av çantasını boynuna asar, ihtiyar köpeği Trezor'u çağırır, keklik ve bıldırcın vurmaya giderdi. Tavşanları avdan saymazdı, onları zağar avcılarına bırakırdı. Bu avcılara da tazıcılar derdi. Bizim taraflarda bunlardan başka av hayvanı bulunmazdı. Ama mesela güzün, çullukların da geldiği olurdu. Ama keklik ve bıldırcın, hele keklik, çoktu. Sel yataklarının kenarlarında ikide bir onların eşinerek çizdiği tozdan yuvarlaklara rastlanırdı. İhtiyar Trezor hemen ferma yapar, bu sırada kuyruğu titremeye, alnının derisi kırışmaya başlardı. Babamın da yüzü sararır, bu sırada usulcacık tüfeğin horozunu kaldırırdı. Babam beni sık sık yanına alırdı. Bu benim için büyük bir zevkti. Pantolonumun paçalarını çizmelerimin konçuna sokar, matarayı boynuma takar, kendimin de bir avcı olduğumu sanırdım. Vücudum ter içinde kalır, ufak taşlar çizmelerimin içine girerdi. Ama yorgunluk nedir bilmezdim. Babamdan da bir adım geri kalmazdım. Tüfek patlayıp kuş yere düşünce her zaman yerimde sıçrar, hatta bağırırdım. Öyle neşelenirdim ki. Yaralı kuş otlar arasında yahut Trezor'un dişleri arasında kanlar içinde çırpınırken ben yine de neşelenir, hiç acıma duymazdım. Kendim tüfekle ateş edebilmek, keklik yahut bıldırcın vurmak için neler vermezdim. Ama babam 12 yaşıma basmadan önce tüfeğim olmayacağını, o zaman bile tek namlulu tüfek vereceğini ve yalnız toygarları vurabileceğimi söylemişti. Bizim oralarda toygar kuşu pek çoktu. İyi, güneşli günlerde sürü halinde parlak gökyüzünde uçuşurken hep yukarı doğru yükselir ve yukarı yükseldikçe sanki çıngırak çalarlardı. Onlara gelecekteki avım olarak bakar, omzumda tüfek yerine taşıdığım sopa ile onlara nişan alırdım. Yerden birkaç arşın yüksekte havada durup, titreyerek süzülüp, birdenbire otların arasına dalmadan onları vurmak pek kolaydı. Bazen kırda, uzakta, ekilmiş yerde yahut otlar arasında toy kuşları dururdu. İşte insan böyle kocaman bir av vurursa, ondan sonra ölse de hiç gam yemezdi. Onları babama gösterirdim. Ama o, toy kuşunun her zaman pek dikkatli olduğunu ve insanı yakınına sokmadığını söylerdi. Bir defa yaralı olduğu için sürüden ayrılıp tek başına kaldığını sandığı bir toy kuşuna gizlice yaklaşmayı denedi. Trezor'a peşinden gelmesini, bana da hiç yerimden kımıldamamamı emretti. Tüfeğini saçma ile doldurdu. Tekrar Trezor'a döndü. Hatta ona gözdağı verir gibi fısıltıyla seslendi. Arıyor! Arıyor! Kendisi iki büklüm oldu. Sonra toyun bulunduğu tarafa doğrudan doğruya değil de kenar kenar ilerlemeye başladı. Trezor gerçi iki büklüm olmadı ama o da pek tuhaf görünüyordu. Topallıyormuş gibiydi. Kuyruğunu arka ayakları arasına kıstırmış, dudağını ısırmıştı. Dayanamadım. Hemen hemen sürünerek babamın ve Trezor'un peşi sıra gittim. Ama toy bizi 300 adım bile yaklaştırmadı. Önce koştu, sonra kanatlarını çırparak uçtu gitti. Babam ateş etti ama sadece peşinden baka kaldı. Trezor da ileri atılıp havaya baktı. Ben de baktım. Hem öyle gücüme gitti ki.
Kuş biraz bekleseydi ne olurdu sanki? Saçmalar mutlaka onu bulurdu. İşte bir gün, tam Petrov günü arefesinde babamla ava gitmiştik. O zaman genç keklikler henüz küçük olduğu için babam onları vurmak istemiyordu. Küçük meşe kümelerine doğru yürüdü. Çavdar tarlasının yanında daima bıldırcınlar bulunurdu. Orasını biçmek zor olduğu için otlar uzun zaman el değmeden dururdu. Orada çiçek de çoktu. Tuna burçağı, yonca, çıngırak çiçekleri, mineler, kır karanfilleri. Oraya kız kardeşimle yahut hizmetçi kadınla gittiğim zaman kucak dolusu çiçek toplardım. Ama babamla gittiğim zaman tek çiçek koparmazdım. Böyle bir hareketi bir avcıya yakıştıramazdım. Trezor birdenbire ferma yaptı. Babam, "Pil!" diye bağırdı. Trezor'un tam burnunun dibinden bir bıldırcın fırladı ve uçtu. Ama pek tuhaf uçuyordu. Havada yuvarlanıyor, ters dönüyor, yere düşecekmiş gibi yapıyordu. Trezor var kuvvetiyle onun arkasından... Oysa kuş intizamla uçtuğu zaman böyle yapmazdı. Babam saçmaların sadece köpeğe isabet etmesinden korkarak ateş etmekten çekiniyordu. Baktım, Trezor birdenbire havaya zıpladı ve ham! Bıldırcını yakaladı, getirip babama verdi. Babam kuşu aldı, karıncığı yukarı gelmek üzere avucuna koydu. Yaklaştım. "Ne o?" dedim. "Yaralı mıydı?" Babam, "Hayır," diye cevap verdi. "Yaralı değildi ama herhalde buralarda, yakın bir yerde yuvası var. O da köpeğin kendisini kolayca yakalayabileceğini sanması için böyle yaptı." "Peki ama niçin böyle yapıyor?" diye sordum. "Köpeği yavrularının yanından uzaklaştırmak için. Ondan sonra güzel güzel uçacaktı. Ama bu defa evdeki hesap çarşıya uymadı. Pek fazla yapmacık yaptı. Trezor da onu yakaladı." Ben yine, "Demek ki yaralı değildi," diye sordum. "Hayır, ama yaşamaz. Herhalde Trezor onu dişleriyle sıkmıştır." Bıldırcına iyice yaklaştım. Babamın avucunda başı sarkık yatıyor, ela gözüyle yan taraftan bana bakıyordu. Birdenbire ona öyle acıdım ki, sanki bana bakıyor ve düşünüyordu. "Niçin ölüme mahkumum, niçin? Ben sadece görevimi yaptım. Küçük yavrularımı kurtarmaya, köpeği uzaklaştırmaya çalıştım ve işte yakalandım. Bir zavallıyım ben, bir zavallı. Haksızlık bu, haksızlık." "Babacığım," dedim, "belki de ölmez." Sonra bıldırcının kafacığını okşamak istedim. Ama babam, "Hayır, işte bak, şimdi onun ayacıkları gerilecek. Bütün vücudu titriyecek, gözleri kapanacaktır." Tıpkı öyle oldu. Kuşcağızın gözleri kapanır kapanmaz ağlamaya başladım. Babam, "Niye ağlıyorsun?" diye sordu ve güldü. "Ona acıyorum," dedim. "O görevini yapıyordu, oysa onu öldürdü. Bu haksızlık." Babam, "Kurnazlık etmeye kalkıştı," diye cevap verdi. "Ama Trezor ondan daha kurnaz çıktı." "Zalim Trezor," diye düşündüm. Hem bu defa babam da bana iyi kalpli bir insan gibi görünmedi. Burada kurnazlığın yeri var mı? Burada kurnazlık değil, yavrularına karşı sevgi var. Yavrularını kurtarmak için yapmacık yapması emredilmişse, Trezor da onu yakalamamalıydı. Babam bıldırcını çantasına sokacak oldu. Ama ben onu babamdan istedim. İtina ile avucuma koydum. Gözlerini açmaz mı diye üstüne hohladım. Ama kuşcağız kımıldamadı. Babam, "Boş, azizim," dedi. "Onu diriltemezsin. Bak, başcağızı nasıl sallanıyor." Usulca gagasından tutup hafifçe kaldırdım. Ama ben elimi çeker çekmez yine düştü. Babam, "Ona hala acıyor musun?" diye sordu. Ben de ona, "Ya küçükleri kim besleyecek?" diye sordum. Babam dikkatle yüzüme baktı. "Üzülme," dedi. "Erkek bıldırcın, babaları onları besler. Dur bakayım," diye ilave etti. "Galiba Trezor yine ferma yapıyor. Burada yuva olmasın?" "Evet, işte yuva.
Gerçekten de otların arasında, Trezor'un burnundan iki adım ötede birbirine sıkı sıkıya sokulmuş dört yavru yatıyordu. Birbirlerine sokulmuş, boyunlarını uzatmış, öyle çabuk çabuk, tıpkı titrer gibi hep beraber nefes alıp veriyorlardı. Artık tüylenmeye başlamışlardı ama vücutlarında tüy yoktu. Yalnız incecik kuyrukları vardı. Avazım çıktığı kadar ''Baba, baba!'' diye bağırdım. ''Trezor'u geri çağır, yoksa o bunları da öldürür.'' Babam Trezor'u çağırdı ve biraz yana çekilerek bir çalının altına oturup kahvaltı etmeye koyuldu. Bense yuvanın yanında kaldım. Kahvaltı etmek istemiyordum. Temiz mendilimi çıkararak bıldırcını üstüne yatırdım. ''Bakın!'' demek istiyordum. ''Yetim yavrucaklar, işte anneniz. Sizin uğrunuza kendini feda etti.'' Yavrular eskisi gibi çabuk çabuk bütün vücutlarıyla nefes alıyorlardı. Babama yaklaştım. ''Bu bıldırcını bana hediye edebilir misin?'' diye sordum. ''Buyur, ama onu ne yapmak istiyorsun?'' ''Gömmek istiyorum.'' ''Gömmek mi?'' ''Evet, yuvasının yanına gömmek istiyorum. Çakını bana ver, ona bir mezar kazacağım.'' Babam şaştı. ''Çocukları mezarını ziyaret etsin diye mi?'' ''Hayır,'' dedim. ''Öyle istiyorum. Burada yuvasının yanında yatmak hoşuna gider.'' Babam bir şey söylemeden çakısını çıkarıp verdi. Hemen bir çukur kazdım. Bıldırcını göğsünden öptüm, çukura koydum ve üzerini toprakla örttüm. Sonra aynı çakı ile iki dal kestim. Kabuklarını soydum. Bir sazla çaprazlama bağladım. Mezara diktim. Biraz sonra babamla oradan uzaklaştık. Ama giderken hep dönüp dönüp arkama bakıyordum. İstavroz bembeyazdı ve ta uzaktan bile görünüyordu. Gece bir rüya gördüm. Sanki gökyüzündeydim. Hem ne dersiniz, benim bıldırcıncık küçük bir bulutun üzerine konmuş. Ama kendisi de tıpkı istavroz gibi bembeyaz. Başında altından küçük bir çelenk var. Sanki bu ona çocukları uğruna fedakarlıkta bulunduğu için bir mükafat olarak verilmiş. 5 gün kadar sonra babamla yine aynı yere geldik. Sararmakla beraber hala yıkılmayan istavrozu da mezarcığı da buldum. Ama yuva boştu. Yavrular sırra kadem basmıştı. Babam ihtiyarın yani babalarının onları başka bir yere götürdüğünü söyledi. Oradan birkaç adım öteden, çalılığın arasından büyük bir bıldırcın havalanınca babam ona ateş etmedi. Ben de, hayır, babam iyi kalpli, diye düşündüm. Ama şaşılacak şey, o günden sonra avcılığa karşı duyduğum tutku kayboldu. Artık babamın bana tüfek hediye edeceği günü düşünmüyordum. Ama büyüyünce ben de atış yapmaya başladım. Beni avcılıktan uzaklaştıran bir şey daha oldu. Bir gün arkadaşımla keklik avına çıkmıştık. Yuvaları bulduk. Ana keklik fırladı. Ateş ettik ve isabet ettirdik. Ama yere düşmedi. Yavrularıyla beraber ileri doğru uçtu. Peşlerinden gidecek oldum ama arkadaşım, ''Burada oturup onları aldatarak çağırmak daha iyi olur. Şimdi hepsi buraya gelir.'' dedi. Arkadaşım yavru keklikler gibi ötmesini pek iyi beceriyordu. Oturduk. Arkadaşım ötmeye başladı. Gerçekten de önce bir genç keklik cevap verdi. Sonra başkası. Baktık, sonra ana keklik ötmeye başladı. Hem de öyle şefkatle ve yakın bir yerde ötüyordu ki. Başımı kaldırdım. Baktım. Birbirine karışmış otların arasından bize doğru hızlı hızlı geliyor. Oysa bütün göğsü kan içinde. Demek ana kalbi dayanamamış. Orada kendi kendime öyle bir zalim göründüm ki, ayağa kalktım, ellerimi çırptım. Keklik hemen uçtu. Yavruların da sesleri kesildi. Arkadaşım bana, deli, dedi. Bütün avı berbat ettin. Ama o günden sonra öldürmek, kan dökmek, bana gittikçe daha ağır gelmeye başladı.